eğlenceli bir sunum olmasını umuyorum. Çünkü size böyle bol yazılı slaytlar göstermeyeceğim. Size bol bol kod örnekleri göstereceğim. Hadi beraber güzel bir zaman geçirelim. Sunumun içeriği böyle. Sunumun büyük bir bölümünü kod örnekleriyle sizlere Scala'yı anlatmaya çalışacağım. Son bölümde ise kendi tecrübelerime dayanarak Java'dan Scala'ya geçişte ne gibi şeylere dikkat etmek lazım? Java'nın avantajları, dezavantajları bunları anlatacağım. Öncelikle kendim hakkında biraz bilgi vereyim. Ben yani Barış Dere, yaklaşık 30 yıldan beri Hollanda'da yaşamaktayım. Orada Software Architect, Java, Scala, Teknik pozisyonlarını çalışıyorum. Bunun yanında online ortamda ya da şirketin içerisinde eğitimler veriyorum ve de yurt dışındaki Java konferanslarında konuşmaktayım. Yaklaşık 15 yıllık Java ile uğraşıyorum. Bunun son 2 senesi daha çok Scala oldu artık. Evet, Scala. Başlamadan önce bir şey sormak istiyorum. Şu an Scala ile ilgili uğraşmış ya da bilgisi olan ya da şu an çalışmakta olan kim aranızda? Umarım bu seansın sonra sizlere Scala'yı biraz olsun sevdirmiş olabilir. Scala nasıl oluştu? Martin Modersky tarafından bir profesör Türkiye'de 2004 yılının başında Scala'yı tasarladı ve 2004 yılının başında sundu. Scala'nın ismi Scalable Language, yani ölçeklenebilir, büyüyebilir, genişleyebilir anlamında Scalable Language kelimelerinin harflerinin birleşmesiyle oluştu. Çünkü gerçekten Scala dili genişlemeye, büyümeye çok büyük bir ortam sunmakta. Bunun yanında Java'nın Scala'nın en büyük avantajlarından biri Functional Programming ve Object Oriented Programming ikisini birden desteklemesi. Yani yazdığınız program içerisinde hem fonksiyonel programlama hem de nesne yönelik programlamayı aynı anda yapmanız mümkün. Ya da isterseniz sadece fonksiyonel programlama. Bu da çok büyük bir avantaj sağlıyor çünkü fonksiyonel programlamanın tüm gücünü programınızda kullanabilirsiniz. Bunun yanında Strong Static Type System sahip. Bu da aynı Java'daki gibi henüz kodunuzu yazarken compile zamanında kullandığınız data tipleri ve de kullandığınız her türlü type'ı compile zamanı check yapıyor. Ve de hata varsa hata veriyor. Scala'nın en büyük avantajlarından biri de JVM üzerinde çalışması. Yani bu ne demek oluyor? Scala içerisinde şu an Java'da bulunan her türlü framework, tool, libraries, her şeyi anında kullanabilirsiniz. Çünkü her şey JVM'de çalışıyor. Nasıl Java'da .java adında bir dosya compile olduktan sonra .plus oluyor. Scala'da da ise aynı. .scala adında bir dosya compile'dan sonra .plus oluyor. Aynı şekilde Java içerisinde de Scala'da yazılmış her türlü framework bir kullanmak mümkün. Şimdi size biraz kod örnekleri sunacağım. Buna başlamadan önce Scala'yı nasıl kurarız sistemimize, onu biraz anlatalım. Scala'yı kurmak için öncelikle Java 8'e ihtiyacımız var. Çünkü bunun nedeni dediğim gibi Scala için çalışması için JVM'e ihtiyacı var. Java 8'i kuruyoruz. Ardından ise bu Scala'nın kendi web sayfasından Scala'nın en son sürümünü download ediyoruz ve de bilgisayarımızı istediğimiz bir yere extract ediyoruz. Sizlere kod örnekleri gösterirken iki türlü program kullanacağım. Birincisi IntelliJ IDE geliştirme ortamı. Biri de Scala ile beraber gelen REPL, yani Big Evaluate Big Tool. Bunun içerisinde anında sizlere kod örnekleri gösterip anında çalıştırma bir imkanı sunacağım. İstersen başlayalım şöyle Scala'yı nasıl kurarız diye. Şu an ben Scala'yı kurdum. Yani kurdum dediğim sadece bir zip dosyası indirdim. Bunu extract yaptım. Burada Scala. Ben bunu içerisine girdim. Ya da burada gördüğünüz gibi burada Scala C var. Burada aynı Java C gibi. Burada Scala var. Normal Scala bir tane Java
çalıştırmakta. Evet, skala içerisinde her şey bir nesnedir. Nesne olmayan hiçbir şey yoktur. Java'da kullandığımız operator, Java'da kullandığımız primitive tipler, int, long, float veya Java'da kullandığımız array tipler, hepsi skala'da bir nesnedir, objektir. Zamanımız olursa bunların hakkında da kod örnekleri göstermek istiyorum. Bundan sonra da skala içerisinde her şey standart olarak immutable. Yani immutable ne demek? Değiştirilmesi mümkün olmayan şey. Bunun avantajlarından biri siz de biliyorsunuz. Java'da kod yazarken programın içerisinde bir parametre olarak verdiğiniz bir nesne nerede değişmiş, nerede içerisinde bir değer eklenmiş gibi sorunlar vardır. Bunu asla yani bilmek çok zordur. Bunu kontrol etmek için ne yaparız? Synchronous metot kullanırız, bunun gibi şeyler. Ama Scala'da immutable kullanıldığı için buna hiçbir şekilde gerek yok. Çünkü hiçbir şeyin değiştirilmesi mümkün değildir. Yani bu yüzden rahat olun, hiçbir şekilde verdiğiniz hiçbir değer hiçbir yerde değiştirilmez. Eğer değiştirilirse bu yeni bir nesne olur. Eski nesne bulunduğu şekilde kalır. Biraz örnek verelim. Bir değişken belirtmek için iki yöntem var. Bir ikisi var. Bir var ne? Burada variable, variable'ın anlamı değişen bir nesne. Çünkü ben burada sonucu gösteriyorum. Name diyebilirim. Tekrardan yere yaptığım zaman sorunsu çalışır. Ama değişik bir, farklı bir şeyde name 2, val, value. Bu da immutable olur. Burada yaptığımız bir şeyi değiştirmek mümkün değildir. Böyle yaptığım anda hata vermekte. Bir assignment to val, yani değiştirilmesi mümkün değildir. Biraz böyle collection sisteminden örnek verelim. Mesela diyelim ki liste bir. Böyle bir listem var. Bir tane de liste yapalım. Bunda da 6, 7, 8, 10. Şimdi Java'da ne yapıyorduk? Liste bir nokta add yapıyorduk. Ama Java'da böyle bir şey mümkün değil. Çünkü her şey standart olarak mutlu olduğu için değiştirilmesi mümkün değil. O yüzden de bunu değiştirmek için farklı şeyler kullanılmış operatörler. Mesela böyle yaptığım zaman liste 1'e 11'e ekliyor. Liste 11'e ekliyor. Burada gördüğünüz gibi. Ama yeni bir liste nesnesi veriyor. Eskinin listeye dokunmuyor. Aynı şekilde iki listeyi de birleştirmek imkanı var. Liste 1 artı artı liste 2. Gördüğünüz gibi listeyi birleştirmek yeni liste veriyor. Ama Java'da gibi gerçekten nesnenin kendisini değiştirmek istiyorsanız o zaman şöyle yapalım. İstemiş diyelim. Bundan önce her şey standart olarak immutable olur. Burada liste gösterebilirim. Source kodunu listenin. Gördüğünüz gibi immutable yani değiştirmek mümkün olmayan şeyler. Eğer ben gerçekten mutable yani değiştirmek istersen bunu import etmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi mutable, immutable. Ben diyorum mutable'ı seçiyorum. Burada liste 3 diyorum. Liste diyorum. Buna da böyle yaptığım takdirde liste 3'e 11'e ekliyor. Böyle liste 3'ün kendisini değiştirmekle. Yani yeni bir nesne yaratmak. Burada gördüğünüz gibi. Bence bir küçültebilir misiniz yukarıya doğru? Arkadan alt taraf görünmüyor çünkü. Alt taraf da görünmüyor. Ya da bir tatil edebilir miyim? Yani yukarıya, demin ki yukarıya doğru. Daha iyi mi? Liste 3'ü yazdığınız zaman göreceğiz.
kendisi değişmiştir. Aynen o. Yani çünkü bugün de kullandı. Bunun yanında start inference skala içerisinde bir variable, bir değişken belirtirken hangi data tipine ait olduğunu vermem gerekiyor. Çünkü skala bunu otomatik olarak belirlemekte. Nasıl Java'da string yazarken string name dedik ama Java'da skala'da öyle bir şey gerekli değil. Bunu da şöyle gösterebilirim. Bound name dediğim zaman name'in string gibi olduğunu biliyor. Eğer ben kendim istersem aynen bu şekilde deklar edebiliyor. Function. Evet, Scala'nın en büyük avantajlarından biri fonksiyonel programlamayı yani tamamıyla desteklemesidir. Artık kurduğum kod parçalarının programımız içinde hem OO hem Function'la beraber çalıştırdığı gerçekten çoğu şeyi yaptık. Peki bu Scala içerisinde nasıl olur, nasıl oluyor onu biraz anlatalım. Ben şimdi bir function deklare etmek istiyorum. Diyelim ki dev, bir dev diyor. Sayı diyorum. Java'da function kullanırız ama Scala'da dev kullanıyoruz bir metod için, function için. Function ismi, burada parametreler var. Parametre ismi hangi data olduğu. İçerisinde de body, function body'si. Diyelim ki sayı artı 1. Skala içerisinde eğer bir satırsa bunları yapmama gerek yok. Yani bu şekilde bir function olabiliyor. Aynı function'ı daha farklı bir şekilde deklare edebilirim. O da şöyle oluyor. Diyorum ki bir ekli adında bir function var. Sayı artı 1. Bu tamamen aynı function ama daha farklı bir şekilde deklar edilmiş. Burada diyorum sayı altında parametre. Burada body başlıyor. İçeriği sayı altında. Bunu burada çağırdığım zaman